Pidede et, tamam. Güveç için 200 gram dana bonfile, 1 evet. adet haşlanmış, pardon 1 adet patates, 1 diş sarımsak, 1 adet kapya biber, 1 adet charleston biber, 1 tatlı kaşığı sebzeli çeşni, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber, tuz ve pul biber. Kaplaması evet. için ekmek hamuruna ihtiyacımız var. Görüyorum ki şefim evet. sebzeli çeşniyi biraz fazla kullanmayı seviyor. Evet, yemeklerinde evet, evet. de yer veriyor. Bizde de şey vardı, bizim göçmenlerin kullandığı vegeta diye geçiyor. Evet, o aha. da aynı sebzeli çeşni. Kesinlikle. Şöyle, sebzeli çeşninde dediğim gibi tüm baharatların kurutulmuş hali. Hı hı. Tuza gerek kalmadan da aslında yemeklerimize lezzet katıyor. Hı hı. Şöyle biraz sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ocağı alabilirsiniz. Orası tabii ki. Tamam. Olacak. Şu araya gelin mi? Şunu koyacağım. Şöyle. Evet, şu an açtık. Güzel bir pide harcı evet. yapacağız. Öncelikle kırmızı, kırmızı evet, etimizi ilave ekliyoruz. Ediyoruz. Şöyle. Böyle bir kaşık yardımıyla. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi tekrar... etleri önden bir kavurma işlemi yapacağız herhalde. Sonrasında kapya biberiyle yeşil köy biberini koyacağız. Ve de patatesimiz var. Ve patatesi var. Ekleyeceğiz. Evet. Bu farklı bir pide olacak herhalde. Kesinlikle farklı bir pide olacak. Bu da mı sizin tarifleriniz? Evet, bu da kendi tarifim. Harika, çünkü evet, hiç size özel hazırladım pide. Hatta diyebilirim. Öyle. Bu bizim programımıza harika. Özel oldu. Süpersin. Şöyle. Ha. Farklı tarifler arayıştaysanız efendim, bugünkü program gerçekten kaçmaz. Vedat Şefim'le birlikte çok güzel tarifler hazırlıyoruz. Şöyle baktığınızda bir pide ama içerisinde et de olacak, biberi de olacak, patatesi de olacak. Değil mi? Evet, evet, evet. Vallahi harika. Şöyle, genelde en sık aldığımız şikayetlerden bir tanesi. Ya evdeyim ben, işte etimi kavuramıyorum, etim sulanıyor, su topluyor vesaire. Bak bizimki hiç sulanmadı. Evet. Şimdi asıl onun sebebi, önce etimizi iyi kavurmamız gerekiyor. Sebzeleri beraberinde atarsak öyle sulama yapar. Sebze kendi suyunu bırakmış olur. Hı hı. Şöyle tekrar bir diş sarımsağımızı. Küçük küçük. Minik minik evet. sarımsağımızı da kıyıyor şefim. Evet. Şefim biraz evet. yemek yaparken bayağı bir konsantre oluyorsunuz yemekle. Kızlar bir su alabilir miyim? Yemek. Bayağı bizim... bir özdeşiyorsunuz böyle. evet. Sohbet muhabbete çok giremiyorsunuz. Evet, çünkü. Dalıyorum diyorsun. Dalıyoruz. Yani aşk yaşıyoruz yaptığımız işimizde, yemeğimizde. Şöyle efendim, doğradık. Burası da tamam. Patatesimizi de atacağız ama biraz sona doğru. Patates öyle. Sonda gelecek. Evet. Bakın şefim suyunu evet. salmadı bizimki. Evet, biraz daha kavurma işlemi gerçekleştiğinde sebzelerimizi dahil edeceğiz içerisine. Siz onu kavururken ben buradan hamurumu açmak tabii. istiyorum. Siz de hamurunuzu açın. Evet. Neyse boğazım kurudu. Peynir yaktı. Sabah peynir yedik ya. Evet. Ekmeksiz peyniri yiyince yaktı. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Ufak aslında bir... eğilerek içiyorum ama yayında olunca böyle ayakta oluyor. Şöyle tekrar bir un serpiştiriyoruz. Burada dinlenmiş hamurumuzu. Buna şimdi burada. Şey. Evet, onunla işim bitti. Şöyle açıyoruz. Bu şimdi efendim pidenin alt zemini, hamur evet, kısmı. Evet, 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 evet. Etimiz biraz daha kavrulduktan sonra kapyasını, soğanını evet. ilave edeceğiz. Evet, birazdan sebzelerimize dahil edeceğiz. Şöyle hı-hı. açıyoruz bir merdane yardımıyla tekrar bunu şekillendireceğiz. Ekleyeyim bence artık. Ekleyebilirsiniz. Hı-hı. Şöyle önce sarımsağımızı atarsak, kavurursak en azından hani sarımsak yiyorum, soğan yiyorum, hı-hı. ağzımızda koku bırakmasın diyorsak. Yok, bırakmıyor piştikten sonra. Evet, güzel kavrulduğunda herhangi hı-hı. bir problem teşkil etmiyor. Şöyle, evet. Öyle deme valla. Yemeğini öyle kokuyor ki. Yemeğini öyle rahatsız ediyor ki o. Evet, şöyle. Kabus olabiliyor. O yüzden ben hak veriyorum. Özellikle teravih namazlarında aman Allah'ım. Evet. Ramazan ayında teravihe gidecekseniz, yanda kıymetli insanlarla iç içe kılacaksanız. Aman efendim sarımsak yemeyin. Gerçekten acımasız olabiliyor bazen. Acımasız olabiliyor. Hocalar da diyordu sağ olsunlar, şey verirken sarımsak yiyip gelmeyin. Evet, gördünüz evet. sizi. Evet, tamam. kavruldu. Şimdi
sebzelerimizi de içerisine dahil edeceğiz. Ediyoruz sebzeleri. Ne yaptık? Etleri önden birazcık kavurduk. Sonrasında soğanımızı, sarımsağımızı ilave edip kapyayla yeşil biberi ekledik. Hamur uzunlamasını açmıştık. Evet, açtık. Aynı zamanda patatesimizi de ilave edeceğiz. Baharatlarımızı verdikten sonra az bir şeye daha kavuracağız bunları. Baharat içerisinde erimesi için. Şöyle. Ve o muhteşem aromayı 5 kilo yağ koymuşsunuz. Bir küp şeye kızartmak için serpil kök. Çünkü o yağ bize lazım olacak. Daha kullanacak tabii mıyız ki, bunu? Tamam. Tabii ki. Malum biliyorsun yağın durumunu. Allah evet, vermesin evet, bence evet. De. İsrafa yani. Karşıyız. Ne şöyle. Baharat vereyim şefim? Şimdi gel şöyle ben tekrardan ocağı alayım. Bu yağlan şu an işimiz kalmadı bitti. Mı şimdi? Evet şöyle ben arkaya bir yere burada. Hemen bıraktım. Karabiberi ekliyoruz. Evet karabiberi koyuyoruz. Tamam. Kirlenmesin. Toz biberimiz evet, var. Evet kırmızı toz biber ilave ediyoruz. Biraz çeşnimiz var. Kesinlikle hepsini atalım. Oo. Az bir şeyle nasıl güzel oldu. Tuzumuzu nasıl ilave güzel edebiliriz. Oldu. Bakar mısınız? Of. Bunu böyle ekmek arası evet. Yap ya şef. Evet. Öyle yapacağız. Çok harika olacak. Ben size şuradan bir kaşık vereyim. Kekiyi de size bırakayım. Yo onu siz atın tamam, şefim. Tamam okey. Şöyle bir kaşık kadar. Şefin dokunuşu olsun. Evet. Bir kekik atıyoruz. Bu da harika bir lezzet verecek kendisine. Gerçekten ben şunu şöyle soğan. Bırakıyorum. Bunu tamamdır. Ciğer gibi gözüktü evet. Gözüme. Evet. Vallahi evet, biliyorsunuz zaten Diyarbakır'da poğaça vesaire şeyler yemek yok. Yok. Hamur yiyeceksin. Hayır. Hamur yemeyeceksin. Hayır. Et yiyeceksin. Ciğer. Harika. Mahlepli çöreğiniz var çok güzel evet. Ama bak. Kahvaltıda her zaman ciğer yeriz. Öyle bir kültürümüz var. Ne güzel kahvaltıda ya. Kahvaltıda ciğer mi yenir deniliyor. Ne güzel olsun. Gitsinler ve de yesinler. Çok harika yiyin bir lezzet yani. Var. Yemeden evet. Yenir mi diye sormayın. Evet. Şimdi hamurumuz hazır. Tamam getiriyor mu bunu? Onu altını kapatabiliriz. O tamam hazır halde. Şöyle tepsimizi alalım. Hamurumuzun boyutunu ayarlayacağız. Şöyle ben bir bıçak yardımıyla şöyle kesiyorum. Bir ovallik veriyorsunuz. Evet bir ovallik veriyorum şöyle. Evet. Şu şekilde. Hamurumuzu toparladık güzelce oval şeklini aldı. Komşudan da yoğurdumuz geldi. Bak bir de Mustafa abiye bir şey söylüyorum. Evet gördün şöyle. Mü? Gördün mü? Gördün mü? Şöyle tepsimize. Teşekkür ediyoruz yoğurt için. Koyuyoruz. Şu şekilde uzunlamasına olursa daha güzel olur. Evet. Şöyle. Evet teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Şöyle. Hamurumuzu şöyle güzelce yerleştirdik. Evet. Gayet başarılı. Sonra şimdi bunu tam böyle ortasına buyurun, şu şekilde o zaman. Koyalım. İşin tabii ki. Ustası evet şöyle. Vedat şefim. Koyuyoruz. Valla o kadar güzel bir pide oldu ki şu an. Evet. Serpil bunları da kenara koyalım mı? Şöyle. Bunun yanına koyacağım. Hmm. Böyle dolu dolu olacak. Böyle bir o kadar da dolu dolu lezzetli olacak. Umarım beğenirsiniz sizler de denediğinizde. Şu an efsane gözüküyor. Evet şöyle. Şu an efsane evet, gözüküyor. Şöyle, bir şöyle de şöyle o koyuyoruz. Pidesi yumuşadığında böyle bir çıtır evet. Çıtır olduğunda daha da harika evet. Olacak. Şöyle. Evet onu da sıyıralım. Hepsini tamam. Kullandık. Teşekkür bunu kapatacak ederim, mıyız? Hanım. Evet bunu kapatacağız. Hı-hı. Şu şekilde şuradan şöyle üzerine doğru kapatacağız bunu böyle. Bayağı bir kapatacak. Evet bayağı bir böyle. Ortası açık kalacak mı yoksa böyle mi? Şöyle kapatacağız komple. Ha, komple. Evet tamam. Komple kapatacağız. Sürpriz yani evet, efendim. Evet. Kimse anlamayacak içinde ne olduğunu. Kesinlikle harika öyle. Harika bir sürprizimiz var deyip misafirlere evet. Vereceğiz. Şunu şöyle şöyle. Efsane ötesi. Kapatıyoruz. Bilelerinden yapsın. Ve de bunun üzerine isteyen bu şekilde de evet. Verebilir. Çıkmaya yakın. Veya çıktıktan sonra üzerine tereyağı da sürebilirler. Ama ben buna bir yumurta sarısı ayarladım. Hemen koyalım evet. Mı? Yumurta sarısını da hemen hı-hı. Alıyorum. Buradan bir fırça yardımıyla. Hemen yumurta üzerine. Sarısını da evet. Süreceğiz üzerine. Burada. Fırında yapabileceğiniz eşsiz bir lezzet gördüğünüz kesinlikle. Üzere. Şöyle karıştırıyorum. Oh. Şöyle sürüyorum üzerine. Başka bir şey istiyor musun? Çıtır çıtır yok başka bir şey gerek yok. Evet çıtır çıtır. Pembeleşecek. Fırınımızı açtık. Kaç derecede şefim? 180 derecede. Tekrar bir 15 dakika kadar vereceğiz. Şöyle. Çörek otumuz varsa biraz çörek otu da üzerine serpiştirebiliriz. Çörek otu mu koyduk? Evet. Tamam. Şef, burası Nermin Enfes Mutfağı. Tabii ki var, var. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Merci. Yeter ki iste şef. Evet. Yeter ki iste.
Evet. Allah'ımıza bir şükür. Tamam. Biliyorsunuz bu hareketimiz son dönemlerde trend. Evet. Atıyoruz üzerine. Gönderiyoruz fırına. Göndereceğiz. Hadi evet. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor muyuz? Geliyoruz. Evet. Yerini alıyor fırınımda. Evet. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Pidemiz hazır. Şöyle alıyorum bunu. Buyurun. Şurada isterseniz şöyle ortadan bir baş harfimi yaparak kesebilirsiniz. Buyurun. Size bırakayım. Bana mı bırakayım? Şöyle V mi yapayım? V yapıyorsunuz. Tamam. Evet. Bizim bıçağımız vardı ya, onunla yapsaydık evet. Bari. Şöyle biraz boşluk bırakalım, kopmasın orası. Ha, kopmadan mı yapalım? Evet, kopmadan yapalım. Hmm. Çok efendim, güzel. Şöyle Vedat sizlere Bey'e göstereyim. Özel. Ben şöyle tekrar. Bence yapalım. Evet, bak, evet, bak. Evet, evet. Çekebiliyor muyuz? Evet, çekebiliyoruz evet. Tabii ki. Ha, laf mı benimki de? Evet, benim şöyle ekip arkadaşlarım. Size bak, bak. Bir yardımda bulunayım. Allah'ım. Nermin'in evet. Enfes mutfağında enfes lezzetler bugün. Şu şekilde. Vedat şefimin elinden. Bir bıçak yardımıyla Kanal 7 alıyorum. İzleyicilerine özel. Benim canlarıma özel. Rabbim ayağınızı şöyle taşa değdirmesin efendim. Koyuyoruz. Çok güzel oldu. Evet. Bu da hazır. Şöyle deneyeceklere şimdiden afiyet bal olsun. Evet. Minik güveçte köfteli patlıcan aslında çok güzel bir ana yemektir efendim. Bugün ne yapacağım diye düşünüyorsanız tam tarifi geldi diyorum. 4 adet patlıcan, 300 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, karabiber, kimyon ve tuz. Sosu için 1,5 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı domates salçası, tuz. Üzeri için domates, sivri biber ve kaşar peynirini kullanacağız. Hemen yapmaya başlıyoruz. Serpil'e patlıcanlarımı vereyim ben. Sonra kurabiye mi yapacağız? Aynen. Kıskanç burada da yapabilirsin. Kurabiye. Sonra da kıskanç kurabiye yapacağız. Kıskanç kurabiyeyi sana yaptıracağım. Evet ben yapacağım. Kıskancından çatlayan kurabiye. Evet. Bir rende isteyeyim ben bu şeyimizi rendelemek için soğanımızı. Güzel bir köfte yapacağız. Böyle anne köftesi. İçerisinde efendim bütün baharatları, salçası olan galeta unuyla birlikte. Galeta unumuz hiç yok ama burada Serpil. Galeta unu koymadım. Gerekirse koyarız. Yani istiyorsan veririm ama. Şöyle bir gerek kalmayacak herhalde. Soğanımızı önden rendeliyorum. Sen bir şiir yazmış bir kardeşimiz. Yok onu okumayayım. Okumayacağım yani tamam. Şey okuyayım. Ne okuyayım? Yorumlara. Oku bakayım. Bu arada elbise beni çok kilo göstermiş. Şöyle yazmışsınız. Evet birazcık ben de şimdi farkındayım ama bu rengi çok sevdiğim için giydim. Yoksa ben çok zayıfım biliyorsunuz. Süper yakışıklı şef olmak istiyor mu? Oo kendi Hayır. Yorumlarını seçiyor. İstemiyorum. Evet. Ekmeğin tarifini kaçırmışlar. Onu vereceğiz sosyal medyada. Nermin Nefes Mutfağı'nda. Yorumları yapan kişilerin ismini de okursan daha tatlı olur. Kerem Burç ne? Burcum Koç Burcu. Koç Burcu. Nisan doğumlu Kerem. 2 Nisan'da doğdu. Tam bir koç. Şöyle suyunu sıkıyorum. Maşallah güzel bir örneksiniz ve güzel annesiniz. Allah razı olsun. Size. Elimizden geldiğince. Şöyle. Şimdi içerisine Kerem'in marka söylemesi aldım. Çok tatlı demişti. Ah Kerem. Şöyle baharatları alıyorum. Tuzumu, karabiberimi, yeni baharımı. Hepsini koyuyoruz. Salçayı üstünde kullanacağız sos olarak. Demişler ki merhabalar. Bir eldiven alabilir miyim altına? Maşallah Kerem çok tatlı. Nermin'cim. Size ayrılan zamanı uzatma ihtimalleri biraz daha var mı demişler. İstemiyorsun. Yani burada efendim Kanal 7 yetkililerine söylüyoruz. Bize yetmiyormuş 2 saat efendim. Serpil bir 2 saat daha yapalım mı? biz bütün gün Kanal 7'de burada efendim. Ay canımsınız. Bunu ama bana çok yorum geliyor bu şekilde gerçekten. Çok da hoşuma gidiyor. Sevdiğiniz için daha uzun süre görmek istiyorsunuz. Ama 2 saat yeter ya. Çok da siktirmeyi evet. Sıkmayalım size değil mi Serpil? Ya evet o var bir de Nermin Gül'ün de 3 çocuğu var bir evi var. Evet buradan benim eve gidip. Evim var. Ev yani. Kerem'le mutfakta en çok yaptığınız yemek. Kerem'le mutfakta en çok yaptığımız yemek az önce söylemiştik. Sufle. Evet. Şöyle güzelce köftemizi yoğuruyoruz. Sadece baharatlar ve bir adet soğandan oluşan farklı güzel bir lezzet olacak. Üzerine salçalı su yapacağız. Kerem Salih annenle babanla en çok ne yapmayı seviyorsun? Üstüne hayır süsleyeceğiz. Ne yapmayı seviyorum?
Babamla futbol oynamayı, dışarı çıkmayı, parka gitmeyi. Seninle de böyle AVM'ye gitmeyi. Beraber vakit geçirmemizi. Aynen. Parayı buna harcatıyor. Alışveriş yapıyoruz biz Kerem'le. Allah. Diyorlar ki kıyafetlerin harika, önlük de takmıyorsun, maşallah hiç kirlenmiyor. Ben evde de takmam. Kerem biliyor beni. Ben evet, çok alışığım. Şöyle güzelce köftelerimizi yuvarlıyoruz minik porsiyonlar halinde. Soğanımızı rendeledik, baharatlarımızı koyduk, böyle birazcık sert bir şekilde vura vura yoğurduk. Bir yandan da patlıcanları bence kızartmaya başlayalım artık, tavamızın altını açtık mısın değil mi? Yok, çok yağ koymayacağım için rahat davrandım. Yetişiyorum Nermingül, yetişiyorum. Şimdi bir yakaladım seni. Diğer tariflere geçelim ki çünkü bayağı tarifimiz var. Gayet tuzlu su yorumlardan. Atladım. Önden bir kızartma yapmayacağız. Sadece patlıcanlarımızı hafif yağda böyle tost makinesi içerisinde de yapabilirsiniz. Halka halka doğradıktan sonra önlü arkalı birazcık kızartacağız. Sonra güveçlerimizin içerisine dizip biber, domates ve kaşar peyniriyle birlikte süsleyeceğiz. En sevdiğim köfte tarzı. Öyle mi? Vallahi. Anne köftesi. Evet. Çok güzel. Birazcık şeysin sen de aslında, hani böyle çok yemek seçmiyorsun ama. Evet, seçmiyorum ama köfte böyle en sevdiğim bundan. Can damarım mı böyle? Aynen, aynen. Patates, köfte. Evet, öyle yani. Soğan halkası. Ciğer. Ciğer. Arnavut ciğeri. Arnavut çok güzeldir. Asıl ağzını doldurarak söyledin. Yapayım kuzum sana ben bugün buradan çıkışta. Arnavut ciğeri dedi. Yanına böyle minik patatesler yapıyorsun ya. Yanına da o, minik küp küp fırında patates. Çok güzel patates oluyor. En sevdiğim. Valla acıkmış gibi anlattın, ne diyeyim yani. Eve gidelim yapalım hemen. Senle mutfağa girelim artık. Daha olur. Sık. Zaten artık benden çok tanınıyorsun yani biliyorsun. Evet. Sokaktayken durdurup sen Nermingül'ün oğlu musun? Nermingül'ün oğlu musun diyorlarmış. Geçen öyle söylüyor bana. Evet. Ne kameralara alıştın Kerem Salih. Şöyle güzelce yuvarlamaya devam ediyoruz. Bu köfteleri pişirmeyeceğimiz için biraz daha rahat davranıyorum. Şöyle. Pişirmeyeceğiz mi? Yok, bunları direkt güveçte pişireceğiz. Aynen. Fırına vereceğiz. Üzerine salçalı suyumuzu koyup. Bu arada kek kalıbındaki dolmamız, zeytinyağlı dolmamız da pişmeye devam ediyor. Onu da üzerine pişirme kağıdıyla güzelce sardık. Kendi buharında içindeki suyla beraber rahatça pişebilsin diye biraz daha uzun pişer bu tarz dolmalar. Ama biz ocakta bir tık içini pişirdik suyla. O yüzden daha kolay pişecektir. Sadece biberin pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle. Hazır mıyız Serpil? Evet evet, hemen bunları bir ocakta tavaya bir gösterip alacağım tamam, geri. Tamam, ben de o zaman gösterip kalıptan ekmekleri ayırayım. Neydi sıcak sunum yapalım? Kaplarımız hazır. Hazır, süper. Köftelerimiz. Sonra da kıskanç kurabiyemize. Kıskanç kurabiyemize. Sen çok sevdin onu. Evet. Evet, ben yapacağım ya ondan. Onu Kerem yapacak. O yüzden belli bir heyecanlandı çocuğum. Bunu buraya alıyorum. Dur, bunu yapayım, ikinci postayı sana vereyim, sen çevir. Sen tamam. Buradan bir kesme tahtası versin. Annem bana bizi bekliyor çünkü. Hı hı. Köfteler hazır. Aa, maşadan kaçıyorlar ya. Evet, şimdi sıcak burası mı? Çok ısınmış, dikkat edin. Ha, sen de dikkat et. Bir çatal versene Kerem. Şey, parmağına geldi değil mi? Şurası aşırı ısınmış porselen. Şimdi şöyle zemine. Annemi yıkıyorduk. Sunu mu? Aynen, koyuyoruz patlıcanlarımızı. Şöyle. Patlıcan da severim ben. Evet, sen seversin. Özellikle karnıyarık. Karnıyarın dışını fazla sevmem ama içi. Ama patlıcan. Güzel olur. Yumuşak yumuşak. Şöyle. Burada bir çerçeveleme söyleyemedim. Ha, sen söyle. Çerçeveleme. Heh, onu yapıyoruz. Sonrasında içerisine şöyle köftelerimizi koyuyoruz. Oh. Şöyle. Üstüne bir sunumumuz var mı? Evet. Üstüne de domates ve biberle süsleyeceğiz. Aynı şekilde. Bir tanesi benim bundan. Tamam. Bir tanesi. Serpil ablam var burada. Seni aç bırakmaz. Rahat ol bende. Tabii canım. Tabii canım. Ben unutsam o unutmaz. Çok güzel kokuyor yani. Alayım mı kızarmış bir tane varsa? Var bir tane. Yok, onlar daha hiç çevrilmedi. Evet, şöyle. Ama şunu vereyim sana. Bunun bir tarafını hatta tamam tutturmuşuz. Dikkat et. Aynen. Şöyle. Tamam, süper. İki tanesi oldu. Şöyle. Geliyor şimdi, bu aşamada şöyle aralarına
domates. Yanacak. Koy hocam. Annene yetişeceğim çocuğum. Yanıyor manıyor bak. Şey yap, sonra bir de bastır. Baksana bu hiç yanmamış. Domateslerimizi dizdik. Onu da bu tamamen çok lezzetli. Yanına böyle pilav eşliğinde yapabileceğiniz porsiyonluk yemek. Kişi başına Armin, ne güzel. Evet, salçalı sosumuzu yapacağız birazdan. Onunla birlikte bak, çok güzel olacak. Eli yandı. Evet. Serpil abla kendine dikkat etmiyor anne bir şey de. Öyle sonra yanı veriyor. Sonra yanı veriyor. Bir kere bir yandım. Kerem bana alttan şey verir misin? Ne? Küçük kase salçalı sos için. Şu camı versene bebeğim. Kaşarı biraz sonra mı koyalım? Kalın biraz anne. Biraz pişirdikten sonra mı? Evet şöyle bir gözüksünler sonra hemen. Sonra kıskanç kurabiyeden sonra salatamız mı var? Salatamız var. Bir tatlımız daha var ama o muhtemelen pazartesiye kalacak gibi gözüküyor. Tuzumu alayım. Kerem birazcık su verir misin bana? Şu sürahi var. Yok dur. Ha, sıcak su. Sıcak su vereyim. Tamam. Kerem buna dokunma. Hı. Tamam. Sıcak tatlım etrafı. Şöyle bakın. Tuz ve salçayla. Peçeteli tabağı bana versene. Şöyle bir aşkım. Sos yapıyorum. Hem rengini verecek hem de yemeğe lezzet verecek. Birazcık sulu. Bak kuzu. Şöyle bir su bardağı kadar suyla salçamı açıyorum. Bir yemek kaşığı Keremciğim alttan rica edeceğim. Şurada vardı ya Kerem. Şöyle. Evet, Nermin'in Enfes Mutfağı'nda çok lezzetli mini bir güveç hazırlıyoruz. Evet. İçerisinde güzel bir köfte, kenarlarında patlıcan, biber ve domatesle taçlandırdığımız güzel bir lezzet. Anne ve daha bu gerekecek mi sana? Yok tatlı. Şöyle yapayım ben onu alayım kuzum. Sıcak yaptı mı? Salçalı. Sıcak ya. Suyla beraber lezzetlendiriyoruz. Köftelerini önden kızartmadık ama dilerseniz de kızartabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Şöyle. Bu da... O da en yetecek son aşamada sana? Bir tık rengi döndükten... Yetecek. Şunu bir da alırsam yetecek. Bir tık rengi döndükten sonra kullanacağımız kaşarımız. Köftelerimizi de şöyle oturtuyoruz. 3-4 tane daha var yeter. Şuradan domateslerimi alıyorum. Yani tamamen sunum ve güzelliğini ayarlamak size kalmış. 3 tane var. Hayal gücünüzle. Güvecinizi renklendirebilirsiniz. Tamam yeter. Şöyle. Şöyle. Bunu kapatıyorum. Annenin yanacak. Sonra devam edeceğim. Dur. Şöyle hemen. Dur Kerem sen birkaç tatlım buradan. Kenarlarına. Kaç istiyorsun? Zemini hazırlayıp koyuyoruz. Var ya bunu şimdi böyle ekmek arası yapacaksınız. Patlıcanları, sarımsaklı yoğurt, mis. Kurabiyeyi yoğurmak gerek. Evet. Onu da halledeceğiz. Evet. Dur şimdi. Şöyle ben halledeceğim ha. Yoğuracağım ben. Yok ben sana vereceğim. Sen yap hallet. Tamam işte. Ama şuraya bir toplayalım. Aynen. Alalım. Bir dağıldık. Oradaki Fırana mı vereceğiz? Evet. Nermin'in enfes mutfağının enfes güveçleri. Yeme de yanında yat efendim. Mis. Şeydi geçen gün Yüksel Bey'e mail atmışlar Nermin. Heh. Nermin Hanım'ın kullandığı o güveçi nereden alıyorsunuz diye. Ay evet ya sağ olsun. Çok kıymetli bir sponsorumuz. Evet. Hem tencereleri hem de güveçleri kendisinden. Ben bunu sosyal medyadan paylaşırım sizler için. Şöyle salçalı suyumuzu da gezdiriyoruz. Üzerine bir pişirme mi? Yok. Tamam. Üzerine bir pişirme kağıdıyla bir peçete verir misiniz? Keremciğim. Kerem, üzerini bir pişirme kağıdıyla biraz saralım ki. Bir tane daha getireyim. Yok. Buharıyla pişsin. Biraz da su isteyeceğim. Sürahide suyumuz var ya onu getir Kerem. Ocağın şey. Ben tarif edeyim size. Eldiven var. Serpil gel. Ben tarif edeyim. Tamam. Güveçte yahni yapacak bize evet. Ümmü Hanımcığım. Yarım kilo size kuzu şey eti. Alayım, ben o zaman bir şey kilogram domates. Yani rom. 5-6 adet sivri biber, 1 adet patlıcan, 1 adet patates, defne yaprağı, soğan, domates salçası ve biber soğanla salçasıyla tatlandırıyoruz. Evet. Nasıl istersen. Evet. Siz de gelin. Eldiveniniz var mı Taksin Ümmü Hanımcığım? Yok ben ediyorum. Dokunmayayım. Ha dokunmayacaksınız. Dokunmayayım ben. Tamam. Tamam hiç sıkıntı yok. Sürekli söylüyorum gülüyorum burada. Çok esprili ve evet. Güç bir hanımefendi gerçekten. Teşekkür ederim. Enerjisi maşallah. Bize yansıyor. Böyle güzel yüzlere ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz enerjiniz teşekkür için ederim. Efendim. Siz de öylesiniz. İyi ki varsınız. Bu ben yemek de. Nerenin yemeğiydi Ümmü Hanımcığım? Romanların yemeği bu yemeği. Evet. Evet. Eksiz yemek yemezler. Evet tabii romanlar yemezler. Romanlar böyledirler tabii. Siz... Ya bunu herkes yapabiliyor yani.
Ne bu? Yahni olarak güveçte, et yahni olarak geçiyor. Yumuşacık bir eti olacak. Kuzu eti mi, dana eti mi kullanılıyor? Kuzu galiba. Kuzu demiştik ama değil mi? Kuzu. Daha hızlı pişer ve aynen, daha lezzetli olur. Kokusu da bu şekilde yapıldığında baskılanmış oluyor efendim. Hani kuzu eti ağır kokar diyorsanız tabii ki dana etini de tercih edebilirsiniz bu aşamada. Ama işte o kokuyu alabilmek için defne. Evet, defne yaprağı evet, içerisinde olduğu için ve salçalarla da tatlandıracağımız için inanın böyle yok denecek kadar başarılı bir kuzu eti pişireceğiz. Evet, minik minik soğanlarımızı doğradık. Patlıcanlarımızı falan böyle iri iri mi doğrayacağız? Ben de böyle şey doğrayalım. Küp küp. Tamam. Buna yağını koyayım, kavrulsun bir taraftan. Tabii. Yoksa hepsini birden. Hepsini birden. Ha tamam. Çiğden tamam, koyacağız. Çiğden evet. Ha, çok iyi. Şöyle o zaman düzelteyim. Bu çok fazla olacak Serpil. Ben bunu o zaman yanıma alayım. Ben dizeyim kat kat. Tamam ben doğrayayım, sen yap evet. Eti orta kısmını da ben seviyorum. Şu orta kısma eti alayım mı? Şu tabii soğanın tabii üstüne. O da biraz doğrayayım öyleyse o zaman. Bir saniye. Bakayım evet birazcık doğrayabiliriz. Bu etimiz de dünden kalmıştı efendim. Ziyan etmemek adına bugün ne güzel yahniye döndürdük. Çok güzel. Rüzgar Şef'in yapmış olduğu yemeğin fazlalığıydı değil mi? Evet. Rüzgar Şef'ten kalma. Güzelce böyle parçalıyoruz. Bakın özellikle bir tık iri tutuyoruz ve şöyle yapayım mı? Onu bir aslında şey yapsaydık harikayız biz. Neyse. Yani şu biraz şekilde daha bölseydik çok büyük olmadı mı? Bu pişer kuzu eti olduğu için hiç sıkıntı olmaz. Şunları ama ver. Ufalıyor biraz daha tamam. Evet. Şu şekilde zemine efendim. Hiçbir şekilde kavurma işlemi yapmıyoruz. Aslında isterseniz bir tık da mühürleme de yapabilirler diye düşünüyorum. Mühürleme de çok lezzet veriyor etimize. Aman yarabbim. Güveçte. Kuyruk yağı nerede? Kuyruk yağı yok efendim. Etimiz şey ama özellikle biraz yağlı. Kullanmıyoruz yağlı bir et aldığımız için. buna dikkat ediyoruz. Güzel duyuyordur kesin. Kesin. Şöyle güzelce yerleştirdik. Başka tahtada doğrayalım diğer işlemleri canım. Bunu bunun üstüne koyayım o zaman. Hiç alayım şey açtım ben, sen şey yapma. Şu ilmede bir süre. Özellikle efendim eti kestiğiniz tahtayı sebze doğramada kullanmazsanız daha sağlıklı ilerlemiş olursunuz mutfakta. Her zaman et ve tavuk kestiğiniz tahta farklı olursa dediğim gibi daha hijyen kuralları içerisinde tabii, tabii mutfakta iş yapmış olursunuz. Bulaşma olmaz. Biz bu şekilde eğitim alırken gördük şeflerimizden. Biliyorsun her tahtanın değişik evet bir rengi vardı. Bu et tahtasıdır, bu tavuk, bu da sebze tahtasıdır diye ayırırız. Çizgili soyuyorum. Evet aynen. Hı-hı. Ben de böyle iri iri doğrayayım bari. Şöyle. Ben de yiyeyim bari. Ümmü Hanım'ın tarifi efendim, abimiz yapıyor, sıkıntı yok. Ümmü Hanım çok güzel vücut sürmüş. Biz yapıyoruz böyle, bakın efendim. Böyle iyi midir hanımefendiciğim? Evet. Küp küp. Evet. Küp küp değil ya, biraz bir tık uzun yapıyorum böyle. Şeyde güzel oluyor ya hani de. Siz yapmazsınız, biz sahiplendik işte Nermin'le. Sahiplenin, sorun yok evlat, valla. Evlat gibi sahiplendik. Evet. Böyle güzelce doğruyoruz efendim. Böyle. Anne usulü böyle elimle doğruyor. Genelde tahtada doğrarım ama yine elde de arada bir yapı veriyoruz. Evet efendim. Tabii çok oldu biliyor musun? Ama bu biliyorsun pişince az olacak. Evet, Yüksel Bey de şey diyecek Nermin. Çok az olmuş bu. Tamam. Tabii. Ben de aslında biz bir tane kuzu bekliyorduk. Yüksel Bey'e öyle söylemiştim ben. Öyle mi? O yarım kilo anlamış eti. Aa yazık. Olsun. Ay yazık. Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Herkesin evine bolluk bereket versin. Çünkü amin gerçekten çok zor, sıkıntılı evreden geçiyoruz. Her zaman söylediğim bunları gibi bir şey daha atlatayım efendim. Evet, evet. Buradan da bir kez daha iletelim. Yani lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben kimseye akıl veriyor gibi gözükmek istemem ekran başında ama tamamen temiz ve iyi temellilerle bunları söylüyorum. Hatırlatmak amaçlı. Kesinlikle, kesinlikle. Ne var bunda? Kesinlikle. Çünkü unutabiliyoruz. Herkes dünya telaşında. Çocuklar evde bizim Türk online milletimiz paylaşmayı sever. Kesinlikle. Online derste hanımların kafa bir milyon. Akşam ne yapacağım? Çamaşır mı yıkayayım? Ev mi sileyim? Eşlerimi memnun edelim? Şimdi hepinize de hak veriyorum buradan. Ama lütfen çevreyi de unutmayalım. Duyarlı olalım. Değil mi? Aynen. Evet, güzelce havuçlarımızı da böyle tatlı tatlı doğradı Serpil'cim. Onları da alıyorum.
biberlere eşit olsun. Aman yarabbim. Böyle muhteşem bir lezzet hazırlıyoruz. Ay kıtır kıtır davul. Evet çok, çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Şöyle. Ramazan olmayacaktı da. Bakın rengarenk. Şöyle indireyim bir ben. Bir tenceremiz oldu. Evet artık gözüküyor net bir şekilde. Güzel. Çok güzel gözüküyor. Yeşiller aman yarabbim. Turuncular. Patlıcanın rengi o kadar güzel bir türlü oldu ki efendim. Böyle biraz da dişe gelir vaziyette iri iri parçalara bölüyoruz ki pişerken biliyorsunuz kayboluyor. Patlıcan böyle minicik kalıveriyor. O yüzden biz böyle biraz daha iri iri yapıyoruz. Serpil domatesleri doğrarken ben de sosunu hazırlayacağım. Bir kase isteyeceğim Serpil'cimden. Sana nasıl bir kase vereyim? Böyle bakıyorum. Hepsini karıştıracağım. Al canım bunda salçalarımı. Bir de sıcak suyumuzdan alayım tatlım sana zahmet. Muhteşem bir güveç efendim. Hem pratik hem de lezzetli. Etimiz yoksa bu aşamada tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Tavuğun pirzola kısmını kullanabilirsiniz efendim. Ben etten ziyade Ramazan aylarında özellikle tavuğu daha çok tercih ediyorum. Bildiğiniz, güvendiğiniz bir kasaptan aldığınız takdirde tavuğun kemikli yerlerinden bu yemeği de yapabilirsiniz. Gayet başarılı oluyor. İlla et olması şart değil efendim. Bunu da altını çizelim. Bir yemek kaşığı tatlımı ya sana zahmet. Al. Evet. Şimdi burada ne yapıyorum? Biber salçası ve domates salçası değil mi Ümmü Hanımcığım? Evet evet. Şöyle karıştırıyorum ikisini. Şurada sıcak su ile birlikte çok az. Kendi suyunu salacağı için ben su koymayı çok fazla doğru bulmuyorum güveç tarzı yemeklerde. Ama ekmekli de banana biraz fazla olsun. Ama kendi suyunu çok salıyor pişerken. Çünkü domatesimiz de sulu. O yüzden burada suyu çok az kullanmamız gerekiyor. Şöyle sizin tarifiniz tabii. Siz yine uyarın beni yanlış bir şey yapıyorsunuz efendim. Bunları da atar mısın sana? Şurada da karabiberimiz var. Kako diyesim geldi. Karabiber neydi? Paraydı. Dün Berna Hanım öyle diyordu değil evet. mi? Karabiber paraymış. Osmanlı'da. Tabii çok ilk etapta kullanılmıyormuş. Ama sonrasında Osmanlı sofrasına giren bir lezzet olmuş karabiber, bir baharat olmuş efendim. O yüzden karabiber de çok kıymetliymiş. Buralarda azıcık. Şunu dökeyim ondan sonra. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bakın böyle koyu bir sos yaptım çünkü güveç çok sulanacak. Domates de ekleyeceğimiz için bir dakika Serpil'cim sana zahmet. Şunu da tuzunu da atayım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzu da koyalım. Kendi kendine çekecek efendim. Patates tuzu sevdiği için bir tık fazla tuz koymuş olabilirim. Sizler damak zevkinize göre daha da az yapabilirsiniz. Bu şekilde güveç tencereniz varsa çok başarılı bir şekilde pişecektir. Şöyle. Bu lokum gibi olacak. Bunu kare parçalar halinde de doğrayabilirsiniz. Biz bütün olarak doğradık. Öyle mi istedi? Yemeğimizin sahibi öyle istedi. Tamam. Kaldırabiliriz Serpil'cim. Daha koymayacağım mı? Yok. Defne yaprağımızı koyalım. Kuzu etimizin fazla kokusunu alsın. Kapağımızla çok birlikte güzel görünüyor. Evet. Ocağımıza alıp bunu birazdan yakın çekimde de sizlerle paylaşacağım efendim. Bu piştikçe böyle sönecek. Sönecek ve çok ince bir tabaka ve sulu bir yemek haline gelecek. O yüzden şimdi ocağımıza alıyoruz. Bunun altına böyle bir şeyimiz var. Bu patlar yoksa ocak altında koyulursa mutlaka güveçlerin altına yuvarlak bir şu aparatı oturtmanız gerekiyor. Göstereyim mi Serpil'in ekranı da? Güveç yapıyorsanız ocağa direkt almanızı tavsiye etmem. Birden patlama ve çatlama yapabilir. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. O yüzden bu tarz, eğer bu tarz bir aparatınız yoksa kısaca anlatayım. Alüminyum folyomuz vardır. Onu böyle 5-6 kata getirip katladığınızda aynı işlemi görecektir. Alüminyum folyo da bu ısıyı eşit yaymaya yarayan bir aparat. Aynı şekilde alüminyum folyo da bana kalsaydı şimdi ben güveci öyle oturturdum. O zaman güveç de Allah'a emanet olurdu. Fırına... Bir de şey ısısı çok eşit dağılıyor. Evet efendim çok kısa bir araya gidiyoruz. Sonra karşınızdayız. Burada olay var efendim. Güvecimiz de pişiyor. Dedi ki sen piş. İçinde dedi sarımsak olması lazım dedi. Ben yazdım dedi. Evet yazdım. Yazmış. Hem de Kastamonu sarımsağı dedim. Yok ama. Gerçekten iki demet dedim. İki demet maşallah. Galiba bir dedim. Hepsi Yüksel Bey'e atlamış. Evet. Aa yarabbim. Şu güzelliğe bakar mısın? Kokuya gel. Kokusu çok güzel oh, gerçekten. Kokuya gel gel. Koku gelemem alıyorsa gel. Alıyorsa koyun değiliz tamam. Allah şükür alıyor. Al yok. Ver tatlım. Al sen bunu yanma.
şöyle bir. Nermin ben burayı bırakamıyorum. Sen orayla şehittir. Of of of. Çok güzel oluyor. Bakar mısınız? 2 saattir pişiyor efendim. Muhteşem olmuş. Roman lokum, yani bu. Lokum. Roman yani. Ben yaptım. Ya. Roman yani. Mis gibi. Efsane çok etler güzel, dağılıyor. Oh. Çok güzel. Çok güzel bir görsel. Çok güzel bir görsel. Yok devirmeye gerek yok. Efsaneyiz. Etimiz pamuk olmuş. Pamuk. Pamuk. Çorbayı alayım mı ben? Tamam. Aldım gidiyorum. Aha. Oba bismillah. Harikayız. Evet efendim şimdi masamızda yavaş yavaş kaçıyoruz efendim. Gayet şık. Gayet güzel. Hadi bakalım hayırlı iftarlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.